iflas ediyorlar. Benim de durumum çok iyi oluyor. Bak sen. Ve müzayede de tablolarını satıyorlar. Ben de onu almaya gidiyorum. Hepsini almaya gidiyorsun. Evet. Gel bakalım. İntikam. Nihal. Konseptin çok çok benzerini ben yapmıştım ve üstümdekilerin fiyatı sorulmuştu. Senin üstündekiler de çok pahalı durmuyor. O yüzden yanlış konsept seçtiğini söyleyebilirim. Benim bütçeme göre pahalı. Kendi bana göre zengin. Pahalı yani. Hepimiz aynı bütçeyi aldığımıza göre ben de ekstra bir çalışmadığına göre. Ben normalde ucuz giyindiğim için şu an mesela şu kaban 359 TL. O zaman konseptini göre ona göre seçseydin Sara. Yok hepimizin giyindiği tamam da görünüşü ona bakarsan daha kaliteli duruyor. Üstündekilere okey derdim ama iflas eden sen değilsin. İntikam için böyle daha mücevherli falan. Sen bence bir kendini hatırla Nihal istersen o konsepti yaptığında. Benden daha kötü durumdaydın. Bana şu an beni beğenmediğini söylüyorsun da. Pardon ben onu yaptığımda üstümde en azından hatırı sayılır bir markanın ürünleri vardı. Efendim? Hatırı sayılır bir markanın ürünleri vardı. Gençlik mağazası olsa da gayet fiyatları senin bütçene göre iyiydi yani. Ama şu an işte küpelerin bence uygunsuz duruyor. Konseptine uygun değil. Harlem, yoksa küpelerin harlem. Çok güzel, çok beğendim. Üstündeki şey tamamen kürklü, daha gösterişli bir şey olabilirdi. Onun dışında çizmelerin Aycan'ınki ya da Ayşegül'ünki gibi bir şey olabilirdi. Bunlar da çok sönük duruyor ve giyilmekten topuğu yamulmuş gibi. Yani sanki sen fakirsin de zengin taklidi yapıyormuşsun gibi bir şey olmuş. Tamam da zaten sonradan zengin oluyorum. Öyle bir şey de var. Sonradan zengin olabilirsin. Aynen sonradan görme. O zaman takıp takıştırsaydım belki sonradan görme. Aa Nazlı Hamarat diyebilirdim. Ama benim de uğraşma. Bence. İlk başa sen benim ismimi söyleseydin İlk bunların başa hiçbiri döneriz, olmazdı benim de uğraşma. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Bunu senden öğrendim Nazlı'cığım. Sen benim küçük yaramaz kardeşimsin. Uğraşma benimle Nihal'cığım. Aa iyi puan be kardeşim. Bu kadar. Ayşe gerçekten mi? Hiç bitmeyecek sandım. Ayşegül. Ben de yani sen hafızamda şu üstündekini çıkartsak elbise ve çizme olarak kaldın. Herhalde buraya daha sonra geldiğinde mi giymiştin yorum yapmak için? O zamanlardan herhalde. Yani, o zaman üzerimde elbise yoktu, farklı bir şey vardı. Yani elbise bana böyle çorap çizme elbise gibi geliyorsun. Hani ben insanlara çorap çizme giyince aynı geliyorum ya. Demek ki sen birinci sezondan ben bana aynı geliyorsun. Ben bu kombini birinci sezonda hiç yapmadım böyle ya bir şey. Aynı genelde kombini yaptın demiyorum. Ben de herhalde pazartesi giydiğimi salı giyip çıkmıyorum buraya mantıken. Arkadaşlarımın gözü varsa daha önce sen de böyle stylingler yaparak çorap çizme giyerek elbiselerle. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Tabii bizim başımıza geldiği için her yeni gelen bir şekilde ben bunu burada hiç giymedim nerede başlıyor. Şimdi kendi sezonunuzu bir unutun. Tamam mı? Ben onu hiç giymedim. Yani orada giymemiştim, burada giyebilirim. Bunu bir unutun Melek sen de. Yani bu podyumda ilk kez giyiyorumu unutun. Çünkü herkes bu eleştirilerden geçti. Ben burada giymemiştim nereden geçti ve puanlarını karşılığında aldılar. İyi puan almayarak. Dolayısıyla sıfır temiz bir sayfa açın. Ve o sayfa gerçekten ışıl ışıl bir sayfa olmalı ki siz burada diğerlerinin arasından sıyrılıp sonradan gelmenize rağmen bu yarışta kalabilirsiniz. Benim, işte benim stilim tarihi boyunca yarışa sonradan dahil olup kalabilen bildiğim tek örnek Çiğdem'dir. Yani bir örnek alacaksanız Zeynep diye onu alın. Vardı, o da kalmıştı Ökhan. Derim. Beni ağrıyacak ama. Kim vardı? Güzel Zeynep bir şey vardı. Söylendiği zaman tabii ki insan övünür. Kim? Zeynep. Ha yani ama yani ne kadar tarzdan bahsediyoruz, stilden bahsediyoruz. All Star'da da Çiğdem var. Bir de yani dediğim gibi aklımda hani çorap çizme ve mini elbise olarak kalıyorsun. Bir de kürk giyince yani zengin konsepti mi yapmak gerekiyor? Ne yapmam lazımdı? Sen söyle canım da onu uyarlayayım o zaman. Daha yaratıcı bir şey yapabilirdim. Bana yaratıcı değil de taklit geldi. Şu anda. Sen beğenmeyebilirsin. Bana göre yaratıcı değil de taklit geldi. Her kürk giyen zengin taklit falan böyle. Nihal taklit ediyorsun. O da işte. Ya da Ayşenur'un böyle konseptleri vardı işte. Birilerinin yanına gidiyordu, bir şeyler yapıyordu. İşte müzayede tamam gidiyordu, zengin bilmem neydi. Tamam da konseptlerimiz birbirine benzeyebilir ki böyle bir şey yok yani. Ne alaka? Bana yaratıcı geldi. Ya daha her kürk günden giyen zengin taklit yapmasın diyorum. Ayşegül daha ilk günden kızın yaratıcılığına bir dokunmayın. Tamam, o zaman tamam. Yani şöyle bir şey de var. Herkes davete gidiyor. Aynı yerlere gitmeyelim. Davete de gitmeyelim. Ne yapmayalım yani? Sara affedersin. Ben yanlış anladım aynen, gerçekten. Aynen canım yanlışsın sen. Sana da tavsiye ederim biraz konsept düşün. Ben mesela. O kadar ben. İddialı konsept o da senin verdi. Zayıf tarafın. Evet. Hemen son yorum alalım. Ben de elbiseni beğendim, yakıştırdım. Üzerindeki de güzel. Sadece belki çizmelerin farklı bir formu farklı olsaydı diye düşündüm. Bir de çantan, küpen güzel. Çantan
düz olsaydı diye düşündüm. Yoksa sade, şık, güzel. Yani düz olsaydı da bu sefer yani metalleri olmasaydı çok düz olacak diye bunu almak istedim yani. Küpende de var diye dedim. Boyadım belki ya orada ya orada. Teşekkürler. Hazır mısın Sara? Hazırım. Geçebilirsin. Sara Koçoğlu, çizme 100 lira, çanta 259 lira, elbise 100 lira, palto 359 lira, gözlük 45 lira, küpe 29.99 lira. We'll start from you now. Okay. I like it. I think it's really chic and fabulous. I love the big earrings with the pulled back hair. And çok beğendim. Şık yeah. ve modern bulunuyorum. Saç ve küpelerin tarzını olarak çok beğendim. I love the thigh-high boots and the short skirt combo. But what stood out to me the most was you rock the glasses for sure. I like that. The attitude. I like the attitude. Ayakkabı ve çanta uyumu çok sevdi ve beğendi. Ve gözlüklerin en sevdiğin zaten gözlükleri yani şeyin çok cool. Thank you. You're görünüyorsun. Welcome. Hoş geldin. Hoş bulduk. Pek bir enerjiksin. Evet, heves. Yine böyle bir enerjik. Merhaba. Alırlar hevesini elinden. Bırakırlar. Yok ya, onlar benim enerjimi düşüremez. İyi, yani izlemiş olman lazım. Bu üstündekinin çok sıklıkla burada yapıldığını görmüş olman, illa denk gelmiş olman lazım. O kadar çok yapıldı ki. Görmedim. Evet, şıksın. Ama bir numaran yok Sara. Ben çantanı sevmedim mesela. Reki mi? Küpe var değil mi kulağında? Evet. Plexi mi onlar? Evet. Pek onlara da bayılamadım. Kendi başına güzel küpeler ama hadi ilk gün misafirperver davranayım. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çizmelerin topukları arkaya gidiyor. Niye Sara? Yapısıyla alakalı bir şey herhalde. Çünkü bu yan döndüğüm zaman zaten topuk dışarıda gözüküyor. Ha, çorap çizme değil mi evet, onlar? Evet. Tam ama işte yani topuğunda bir sıkıntı o var herhalde. O çorap çizmelerde süet sanıyorum seninki. Süet. O topuk böyle bir çıkar geriye. Evet. Onlarda öyle bir şey vardır. Ben de sana tavsiye etmiyorum bir daha topukları. Artık kalın topuk. Kalınlar olursa daha iyi olur. Hoş bir geldin. Çantandakiler zımba mı? Evet. Onu ters çevir. Ay, evet. İşte o zaman gözlüğünü kullanırsın taşlı. Küpeni çok beğendim. Ay, parasını vereyim de bana ver onu. Alayım size. Teşekkürler. Bizim bu isteme oyla İvan'a. Eva ne yapacağız? Ay, kızların küpesine bile göz dikiyoruz yani. 8 verdim canım. Teşekkür ederim. Ama seni bundan sonra hadi bugün ilk gün ama hoş yani. Bir yerde görsem bakarım hoş mu? Sen zaten güzel bir kızsın. Bacaklar falan güzeldir. Ama numaralı bekliyorum. Tamam. Tamam. Yapacağım. Sara ne yaptın sen? İzledin, izledin programın sonunda geldin. Evet. Nasıl geçti? Dışarıda hayat nasıl? Dışarıda her şey çok güzel. Yani elendikten sonra da olsun insanların tepkileri çok iyiydi bana karşı. İşte her zaman desteklediler falan. O yüzden mutluydum. Hala da devam ediyor. Bizi tekrar beraber olmak. Çok iyi. Çok iyi, özlemişim ya. Burada böyle yürümeyi saatlerce yürüyebilirim herhalde burada. Evet, biliyorsun biraz çatılarımız yükseldi. Evet. Tarzlarımız biraz daha şey yapıyoruz. Daha önem veriyoruz. Daha doğru. Fark yaratmak gerek. Evet, sade, siyah, şıksın. Numara da yok. Doğru. Ama tekrar güzel görünüyorsun. İlk gün için gayet, gayet iyisin. Teşekkürler. 8. Teşekkürler. Jüriden çok iyi puan almazsa bizden de çok olumlu yorum